Düşünebiliyor musunuz? Benim Adalet Bakanım hem resmi görüşmesini yapacak hem de oradaki vatandaşlarımıza şu kampanyayı anlatacak. Orası diyor otomobil parkına uygun değildir. Onun için müsaade edemeyiz. Ve Adalet Bakanımızı konuşturtmuyorlar. Ekonomi Bakanımızı konuşturtmuyorlar. Ben video konferansla oradaki bir meydan mitingine katılacağım. Anında dünyada görünmemiş ya. 2 saatte Anayasa Mahkemesi karar alıyor. Ve benim orada konuşma yapmamı video konferansla engelliyor. Fakat Cemil Bayık'ı Kandil'den oraya bağlıyorlar ve Cemil Bayık orada konuşmasını yok. Bunlar teröre yardım ve yataklık yapmaktan bunların yargılanması gerekir. Olay bu kadar açık ortadadır. Şimdi bir de niye bu olayı bu kadar köpürtüyoruz gibi laflar konuşmaya başladılar. Durun bakalım, daha işin başındayız. Daha çok uluslararası toplantılarda sizin bütün bu yaptıklarınızı meydana tek tek dökeceğiz. Artık o eski Türkiye yok. Ayaklarının üzerinde dimdik duran bir Türkiye. Kampanya. Neymiş? Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Ne yaparsanız yapın, avucunuzu yalarsınız. Hiçbir şey tutturamayacak. Onlar bu kararı alıyor. Bakın, 18 Mart Çanakkale Köprüsü ihale ediliyor. 10 milyar doların üzerinde bir bedelle %50'si yabancı, %50'si yerli olmak üzere ihale tamamlanıyor. Eğer Türkiye bu konuda güvenli bir liman olmasa buraya gelir de uluslararası sermaye yatırım yapar mı? Bakın şimdi önümüzde inşallah Boğaz'ın altından 3 katlı köprü ihalesi var. Ben burada çok önemli yatırımların, katılımların olacağını görüyorum. İnşallah bir de Kanal İstanbul projemiz var. O da çok ciddi bir rakam. Buna da aynı şekilde çok ciddi katılımların olacağına inanıyorum. Niye? Şimdiden bizimle görüşmeler başladı mı onun için? Ya Türkiye sıradan bir ülke değil. Bunların böyle yazılı, sözlü, şu, bu... Ya şimdi de bir Venedik Komisyonu raporundan bahsediyor. Ya bu Venedik Komisyonu raporu dediğinizde biliyor musunuz? Sadece Avrupa Konseyi'nin bir teknik heyeti, grubu oradan verdiği bilgiyi alıyor, o kadar. Yani bunların bir kıymeti harbiyesi yok. İstediğin kadar rapor yok. Senin raporlarını biz tanımıyoruz. Tanımayacağız da bunu bil. Ve bu raporlar karşısında el pençe divan duran bir iktidar var zannediyorlar. Yok böyle bir şey. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek gücümüz millet. Biz yolumuza böyle devam ediyoruz.